Yine iki tane işlem tanımlanmış özel olarak. Biri normal üçgen, diğeri de ters üçgen. Ters üçgen 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı n imiş. Ki biz bunu aslında n'in faktöriyeli de diyebiliriz. Diğeri de 1 artı 2 artı 3 n'e kadar olan sayıların toplamıymış. Şimdi şunu biz yazarsak bunun eşitliğini, şöyle biraz yukarıdan yazalım, işleme yer kalsın. Bu şu üçgen 1'den n'e kadar olan sayıların toplamıymış. Yani içine yazılan sayı neyse 1'den o sayıya kadar olan sayıların toplamı. Yani 1 artı 2 artı nokta nokta artı n. Şu. Burası 1 artı 2 artı nokta nokta artı n olacak. Şimdi ters üçgen içinde de 3 var. Bu da 1'den 3'e kadar olan sayıların çarpımı olacak. Şuraya ne yazıyorsak 1'den o sayıya kadar olan sayıları çarpacağız. 1, 2, 3. Şuraya da yazıyorum. 1 çarpı 2 çarpı 3. Yine ters üçgen 6. Bu da 1'den 6'ya kadar olanların çarpımı olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olacak. Yazıyorum şuraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olacak. Evet. Şimdi şu 1, 2, 3 ile buradaki 1, 2, 3'ü götürebiliriz. 4 kalıyor tabii oradan. Şu 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı direkt formülünü de kullanabiliriz. Yoksa, ya da terim sayısından da gidebiliriz. N çarpı n artı 1 bölü 2'dir. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı eşittir. Şu taraf 5 çarpı 6. Şimdi şunun paydası 1. İçler dışlar çarpımı yapınca n çarpı n artı 1 eşittir. 2'yi de yolluyorum yanlarına. 2, 5, 6. Şunu yapabiliriz. Şunu yapabiliriz. Şu, bir de 4 var. Şu 4'ü de atladık. Şurada 4 vardı. 4 gitmemişti. Şunu şurayı siliyorum. Sadece 1, 2, 3 gidiyor şunlar. 4 kalıyor. Şuraya 4'ü yazalım. Şurası 4, 5, 6. Şimdi biz bunları çarpmayı düşünebiliriz. Çarparsak bunu da dağıtıp ikinci derece denkleme dönüştürüp çözebiliriz. Yani şöyle yapabiliriz. N kare artı n. İşte burası 2 kere 5, 10. 6 kere 4, 24. 240 karşıya atınca eksi 240 eşittir 0. İkinci derece denklemi çözmeliyiz. Bunu çözmek demek de 240'ı toplamları 1 yapan çarpanlarına ayırmak demek. Yani bir kere amacımız şu. Toplamları 1 olan çarpanlar bulmak. Yani böyle de yapsak yine parçalama yoluna gitmek zorundayız. O yüzden ben öncelikle böyle yapmak istemiyorum. Şunu yapmaya çalışalım. Ardışık iki sayının çarpımına dönüştürebiliyor muyuz bunu? Dönüştürebiliyorsak, direkt görebiliyorsak kolay olur. Bunun için parçalayacağım biraz daha. Şurası 2. 4 yerine 2 çarpı 2 yazıyorum. Çarpı 5. 6 yerine de 3 çarpı 2. Şimdi amacımız ardışık iki sayı oluşturmak burada. Eğer biz şunu yaparsak, şuradaki 3 tane 2 ve bu 2'yi alırsak 16 ederler bunlar. Geriye kalan 5 ve 3 de 15 eder. Şu ikisinin çarpımı da 15. 15 çarpı 16. İşte ardışık iki sayı. Bunlar da ardışık iki sayı. Bunlardan hatta şöyle hizasına yazayım. Küçük olan n sayısı, o zaman burada da küçük olan n sayısı. N sayısı 15 olmalı. Bu şekilde. Ama bulamadıysak, yani şunu yapamadıysak ikinci derece denkleme dönüştürüp çözebiliriz. Oradan da yapabiliriz.